Yatağa mahkumdu, evinde yangın çıktı ama kalkamayınca alevlerin arasında kaldı. Onu ölümden 15 yaşındaki komşularının oğlu kurtardı. Bir baktım oradan dumanlar çıkıyor. Battaniye yanıyordu, yatak yanıyordu. Ablayı da aldım çıktım dışarı. Alev kapanına sıkışan kadını ölümden komşusunun oğlu kurtardı. Kendi canını tehlikeye attın birinin canı için. Onda oldu abi işte, ben de anlamadım. Sultan Gazi'de önceki gün bu gecekonduda yangın çıktı. Yatağa mahkum olan 45 yaşındaki Nuray Çalıkuşu evde tek başınaydı. Soba varmış önde, ceyranı soba devrilmiş. Yatalak kadın işte bu çekyatta yatıyordu. Hemen yanı başında da hava soğuk olduğu için bir elektrikli ısıtıcı vardı. Ama ne olduysa o elektrikli ısıtıcı bir anda çekyatın üzerine devrildi. Kadın zaten hiç kendini kımıldatamıyordu. Ne kafası, ne eline ayağını. Çekyat hemen tutuştu. Dumanlarla birlikte kadının çığlıkları yükseldi. Duyan koştu. Anneme haber verdi, yangın verdi. Orada abime söyledim. Beni zaten yukarıdan kardeşim çağırdı. Ben de aşağı geldim. Herkes oradaydı. Bir baktım oradan dumanlar çıkıyor. 15 yaşındaki Batuhan Seymen sadece bakmakta kalmadı. Bütün gücüyle harekete geçti. 2-3 kere vurdum, kapıyı kırdım. İçerisi çok dumandı. Ondan sonra dışarı çıktım. Bir daha girdim. Kahraman çocuk alevleri görünce bir an bile düşünmeden kapıyı kırıp içeri girdi. Yatalak kadının olduğu odaya geldi. Kadını sırtlayıp alevlerin arasından çıkardı. Kadıncağızın yatağı yanıyor muydu? Yatağı yanıyordu. Battaniye yanıyordu. Yatak yanıyordu. Isıtıcı yakmıştı zaten. O ısıtıcıyı yere attım. Ablayı da aldım çıktım dışarı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. İtfaiye de yangını kısa sürede söndürdü. Geriye küle dönen yatak ve küçük Batuhan'ın gösterdiği büyük kahramanlık kaldı. Yine olsa yine yapar mısın? Yaparım.